vatandaşımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı ciddi bir teveccühü var. Bunu biz çok yakından görüyoruz. Ekonomik alanda, sosyal alanda, iç siyasette, dış politikada yapılan tahribatların bir onarılması gerekiyor. Ciddi tahribatlar oluştu. Bu tahribatları bir onarmak gerekiyor. Ondan sonra da milletimize, toplumun bütün kesimlerine, emeklisine, tarım kesimine, kobisine, sanayicisine, öğrencisine, ev kadınına huzurlu bir gelecek vaat etmemiz gerekiyor. Refah vaat etmemiz gerekiyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunları toplumumuza vaat ediyoruz. Çarşamba çok verimli ovaları olan bir ilçemiz, kentimiz. Fakat tarımdaki genel sıkıntılar Çarşamba'da da var. Nedir o sıkıntı? Bir tarafta üreticinin ürünü para etmiyor. Diğer taraftan tüketici de aynı ürünü çok pahalı almak zorunda kalıyor. Aracılardan kaynaklanan ciddi bir sıkıntı var. Çarşambamız için de bu tabii ürün bir anda piyasaya çıkıyor. Ürünün piyasaya bir anda çıkması normal. Fakat bunlar yeteri kadar kırsal sanayi olmadığı için işte konserve fabrikası yok. Ne bileyim işte salça fabrikası yok. Meyve suyu fabrikaları, tesislerimiz yok. Bunlar olmadığı için ürün bir anda çıkıyor. Fiyatları düşük oluyor. Üreticinin malı para etmiyor. Fakat sonradan da bu ürünler hep pahalılaşıyor. Bunları yaptığımız zaman hem burada bir istihdam yaratılacaktır, ciddi bir istihdam imkanına kavuşacaktır Çarşamba. Hem de üreticinin ürünü daha fazla para edecektir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak şunu vaat ediyoruz seçim beyanlarımızda. Fındıkta taban fiyat uygulaması getireceğiz. Yani asgari bir fiyatı fındıkta üreticimize fındığın bol olduğu zamanlarda da o fiyatı garanti edeceğiz. Bu çarşamba açısından, fındık üretici açısından çok önemli bir politikadır diye düşünüyorum. Politikalarımız, sözlerimiz bizim seçim beyannamemizde var ve bunlar iyi çalışılmış, hesabı kitabı da son derece hassas yapılmış hususlardır.